Herkese selamlar dostlar. PC Building'de iki bilgisayar masaların üzerinde bir şekilde dükkana geldik. Şimdi arkadaşlar, şurada gördüğünüz gibi bu replace diyor. Yani değiştir anlamında biliyorsunuz. Aynısıyla değiştirilmesi konusunda bir durum var. Şimdi PCU HDD'yi değiştirmemi istiyor benden. Şu yan paneli de açalım. Bunu HDD arkadadır diye düşünüyorum abi. Arkada tabi. Bu 250 GB'lık bir hard disk abi. Benim elimdeki hard disklere bir bakalım mı? 120'lik var. 120'lik taksam kabul eder mi? Cable'a gel bakayım. Kabul etmiyor. Hala broken part diyor abi. PCU bozuk çünkü. Abo, bir dakika. 550'lik bir tane power, bir tane de 250'lik hard disk. Storage'e gel abi. Şunu kapat. 500. Bu 50 dolar. Bu da 50 dolar. Biz abi buradan gidelim ya. Ver 50 dolara bunu. 500'lük power lazım bana. Bir dakika, 500'lük mü 550'lik mi? 550'lik. 550. Bak bu 550 80 dolar. Bu da 550 ama bu 55 dolar. Abi aynısını takmak zorunda değilim ki. 550 dolarlık takacağım işte. Tamam, bunlar tamam. Öbür malzemede neydi? Bu Dignoise miydi bu? He, bu 3D Mark. Bunun olayı farklı hocam. Şu malzemeyi biz bir... Ya para gidecek, yapacak bir şey yok. Ver abi şunu bana. Hemen... Storage'e gel hocam. 500 GB. Ver abi. Hard diskin kablolarını saplayalım abi. Tamam. Şimdi PC part'tan yan kapağını, bu dış kapağı bir hallet abi. Dış kapakla işin kalmadı. Şimdi dön bu tarafa. Bunu sök. Bunu sök. Bunu sök. Bunu sök. Bir de şunu sök. Şimdi şunları da sök. Gelelim PC part'a. Bak kabul etti. Şimdi ekran kartına şu pinleri takıyoruz. Tıklıyoruz, takıyoruz. Tıklıyoruz. Hop ve tamam. Kasa incomplete değil abi, hemen hop complete yaparız. Tabi OS isteyeceksin haklı olarak. Normal bir durum bu kardeş. P'ye basalım, sen sistemini yükle. Şimdi biz şuna bir girelim. Buna şu programı yüklemem lazım benim. Bu da büyüklendi. Bu açıldı. Oley bebeğim. Çok güzel. Aldık makineyi, buraya koyduk. Bu Dignoise diyor. İşte iki tane uğraşacağımız lanetli bilgisayar var şu an elimizde. Şimdi yaptığımız işleri orada biriktirdik ama biriktirdiğimiz işlerden bize kar yok. O yüzden bazı paralarımızı, işlerimizi teslim edip
Ne diyorsun? CPU overclocking, motherboard, BIOS bilmem ne. Ne diyorsun lan? Bu whiteboard'da zaten dur şimdi. Şimdi buna şu programı ben bir yükleyeyim mi? Programı yükleyeceğiz. O program önemli. Zaten sadece program olarak da bakmayın arkadaşlar mevzuya. Yani iş sadece program işi değil. Onu bilin de yani. Mevzu sadece programla ilgili değil yani öyle söyleyeyim. Şimdi dig noise fix diyor. Bu dig noise olayında Allah bilir bilgisayarın neresi bozuk? Bas P abi makineyi bir çalıştır bakayım ne diyecek. No boot mu? Bence anakart gidik. Bence yani. Şimdi bu runlasın bakalım bu kaç puan veriyor ona bakacağız. 2352 istiyorum diyor. Tamam abi şimdi şu kasayı bir sökelim. Bunun anakartı rahmetli ya. Bak. İzle ve gör. Pardon. Hatta gel bak. Gördün mü? Sağlam. İzle bak şimdi. Kesinlikle anakartı gidik. Ben eminim. Sökmeye devam ediyorum. Bak. Gel abi. Memory. Gördün mü? Gördün. Sağlam. Bak şimdi. İzle de gör. Ekran kartı da sağlam bu makinenin. Bak. İş anakarta doğru gidiyor değil mi hocam? Şimdi power'ı falan sökmeyeceğim. Direkt anakartı sökeceğim. Bak. Anakartı komple sök abi. Ben bunun anakartı bozuk diyorum. Oradaki ekrandaki hata bana anakart bozuk diyor bence. Tıkladık. Motherboard. Aa, anakart da sağlam lan. Hadi canım. Oğlum, boot yok diyorsa ya anakartı gidiktir ya hard diske gidiktir bunun. Başka neresi gidik olabilir? Ver lan şu makineyi bana. Hard disk mi gidik lan? Hard disk gidik. Hard disk rahmetli. Elimiz demişken şu power'ı da sökelim de sağlam mı değil mi görelim abi. Bakalım power sublease. Ya, bu değil. Bu. Tamam. O zaman hadi montaj. Hızlı bir montaj yapalım hocam. Şimdi dignoise problem dedim. Buldum problemi ben kardeşim. Sana hard disk takacağım şimdi. 120'lik takacağım. Sana bu işi ucuza getireceğim. Laf dinleyin azıcık. Şimdi motherboard. Sapla motherboard'u. Anakart sağlanmış, hard disk rahmetliymiş abi. O hatayı yazdığı hatayı biliyoruz. Boot demek. Demek ki disk gidik. Şimdi bunu bağladık. Bak. Sadece şu kadar yapıyorum. Şu kabloyu alıyorum. Enerjiye bağlıyorum. Bunu da alıyorum. Anakarta bağlıyorum. Gördün mü? Görmedim. Çünkü anakarta elektrik vermedim. Hala dig noise diyorsun abi. Şimdi küfür edeceğim ha. Ver abi işlemciyi. CPU'yu tak.
Gel memory ver. Memory'yi sapla bas. Tamam mı? Şimdi grafik kart hangisiydi lan bunun? Şu senin. Başka? Şuna ben bir de flash takayım abi. Abi başka ne problemim var? Sıçarım böyle işin içine. Oğlum bu bilgisayarın tüm parçaları sağlam. Yani tüm parçaları sağlam abi. Şuna bir oğlum sıfır alt liste virüs programı ne gezer la? Şunu sök. Şunu sök. Bu yavşak illa da 500 GB'lık istiyordur. Tamam. Sen ne verdin? 2241. 2352 istiyorsun sen. Bir dakika. Senin donanımların ne abi? Bu RAM ne bu? 8 GB'lık bir RAM'in var burada. Aslında senin RAM'ini 16 GB yaptığımda bunu vermesini beklerim. Neydi RAM? Gunmix D10. Gel. Shop'a gel abi. Memory D10'un 8 GB'lığı şu. Şundan bir tane var. Storage'a gel. Bir tane 500 GB'lık disk ver. Şu 100 doları bir öde abi. Buy now de gönder bu makineyi. Şimdi malı ver. Malı malı. Şimdi hocam Storage kablolara takalım. ...500 GB'lık olacak dedim ya. Dur. OS'yi bir kurayım da. Çalıştır. Şimdi bu arkadaşa fazladan RAM ekleyeceğim ben. Memory. Nasıl lan? Oğlum bu kaçlık? 2666'lık. Bir dakika benim elimdeki RAM'lere bir bakabilir miyim? Aynı seri RAM de yok ki elimde. Şu zaten broken, bu kırık, bunu sat. Bana ne lazım biliyor musunuz? 2400'lük değil 2666'lık RAM lazım. Salaklığıma doymuyorum kardeşim. Şu yani lazım olan. O kargoya o parayı verdiğine pişman olmayacaksın. Çünkü kendi salaklığına yan kardeşim. Şimdi buna bu RAM'i entegre bir edeyim ben. Bence yetecek. Yani yetsin döverim. Tamam. Bas. Şu programı run'la. Sen açıldın mı? Senin işin bitti galiba. Arka taraftaki palete bir gel abi. Bas 1'e. PC part gel abi. Kapağını tak.
Gel abi. Bu yan taraf kesin kapalı kutudur zaten. Güzelce kapat. Sonra şu hard diskin üstündeki paneli yerine oturt. Cam paneli de yerine oturt ve delivery araya. Arkadaşı buraya koy. Bu hazır. Şimdi bunun keyfini bekliyoruz. Bir yandan da makine topluyoruz. Aslında minimum değil dedi mi lan o? Minimum spec, Rocket League. Gel abi. Minimum spec. 5 GB RAM, 4 GB ekran kartı, 2 GB'lık hard disk, Ryzen 5 istiyor en az. 470 mi? Bir dakika. Bu adam benden. Bende 8 GB RAM var değil mi bir tane? Evet, onu takarız, tamam. 4 GB'lık RX 470 serisi bir şey istiyor. Bir de 1500X istiyor. Bir grafik kartlarına gel abi. Abi Radeon sıkıntı. RX 470 istiyor. Şu işlemciden var mı bende 1500X? Yok. Bir tane 1500X. Bir tane 1500X. Bir tane de 470. GB'lığı kurtarıyor mu? Kurtarıyor. RX 4. Radeon diyor. Tamam. 295. Bu 295 4 GB. Evet. Bu da 295. Ama bu 8 GB. Bu işte bir iplik var. RX 470 var diyor abi. Inventory'de bir tane var diyor. Aa, var lan o kart elimde. Tamam abi, sadece işlemci lazımmış bana. Bir dakika, kasa lazım. Soğutucum var, işlemciyi aldım. Cases de en uygun fiyatlı cases'lardan. Şunu al, bana bir de power supply lazım. Bence 450 watt bu makineye yeter ya. $50 diyor, 450 wattına, tamam. Sending 300-350, direkt 450-50 dolar abi. Ya 400 de 50 dolar. 400'e niye 50 dolar vereyim ki abi? 450'ye Evga var. Bak burada Cooler Master var. Yani bu 50-55 dolarlık ürünler bunlar. Bir tane 500'lük alalım abi. Şimdi bunları zaten bir sonraki güne vereceğim. Şu sıçtığımı. Oğlum 2352 diyor, bak döverim ha. Buna bir bakalım, o CT yapabiliyoruz mu? Bizim GPU biraz düşük kaldı buna. Dur bakalım. Buna başka bir GPU takıp deneyeceğiz ama. O GPU'yu takmak da bir şey.
Tamam. Şimdi gel abi. Sök. Sök. Ne bu? GTX 960, buna 1050 takacağım ben. İçine taktığım RAM'imi ver. Gerek yok ona. Buna 1050 takalım bir tane. Install de. 960 değil miydi o? Şu yani. Bak şu daha yüksek. Şu çok daha yüksek bak Evgan'ınki. Bu daha da yüksek. Şimdi bunu takacağım. Yemezse onu takacağım. Bunu böyle test ede yapacağız arkadaşlar. RAN'a gel abi, gönder. 2300 puan alsın diyorsun ama 2300 puan aldırmak bir iş buna ha. Şu mevzuya çok zaman harcıyorum ya. Vallahi bak bu mevzuya çok zaman harcıyorum. Ne istiyordu lan bu? 2352. İnşallah 2352'yi verebiliriz. Şu yaptığımız işlerden biri bittiydi. Onu bir collect yapalım abi. Teşekkür ediyoruz. Level up. Ben 7. level olmuşum. Helelelelelele. Go to whiteboard in transit. In transit. Tamam kardeş. 2352 istiyordu. 2091 verdi abi. Bu kart istediğimiz performansı sağlayamadı. Daha yükseği de var benim orada. Baksana 1050. Biraz daha büyükçe bir kart. Kablosunu tak. Kablosunu tak. Biz RAM'i bir takalım da. Çalıştıralım. Ya 2353 dese tamam mı, anladın mı? Yani gönder bakalım. Abi çok düşük FPS'ler veriyorsun lan. İşlemcinin skorunu yükseltebilirim. Aslında bir tane tester bilgisayar lazım bana. Çok düşük oğlum bu FPS lan, bu puanlar ölü bir puan verecek ha. Bok gibi bir puan verecek. Ya ciddi söylüyorum, rezalet bir puan verecek.
Abi bu ne? Ben buna 1060 taksam o puan alırım da. Limitlere uygun hareket edeyim diyorum. Limitli 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 limitli. 2184 bak eski puanına yakın bir puan verdi şu an. Dur. Bunun işlemcisi ne ya? Ne bu? 1400'müş. 1500 yok ki bende. Merak ettim. Ulan oğlum dur. Bunu açtın madem bir termal at ya. Adama. Ayıptır kardeş. Gönder hocam. Missing cable. Sapla. No, hocam bu ekran kartı da bunu yemedi. Shop'a gel. Grafikse gel. En ucuzundan bir tane. R9'lar falan var ama 6 GB'lık. Abi buradaki en uygun ne? 305'e 3 GB veriyor. İçindeki 4 GB anasını. Mecburen şu altılığı alacağız hocam. Yani o ne lan? 2 tane mi aldım ben onu? Ha yok. Şimdi ertesi güne geçeceğim mecburen abi. Makine kaldı abi ne yapayım şimdi yani. Ertesi güne geçiş yapacağız. End day. Go to work dedim. Yeni işleri almadan önce şu Zotac kartı şuna bir saplayalım abi. Bin altmış. Bence bu kartla yapacak o puanı. Şimdi bir tane boş kasa geldi bana, değil mi? Ver abi. Ne haber lan Merville? Şunu açalım abi. Kasayı parçala. Hani malzemeyi de koydum. Şimdi şuna gel, şunu çalıştır, şuna randevu yürüsün. Ben anakart almadım ha. Kafama tüküreyim. Bana bir tane AM4 anakart lazım. Ha buldum lan. En ucuzu bu mu yoksa? Daha ucuz var mı lan? AM4. Ver abi. Ucuza mal edeceğiz, para kazanacağız. Şimdi hocam. Önce anakartı bir saplayalım abi makineye. Evet. Prosesör 1500X'ti değil mi? Ver abi prosesörü. Hop sapladık bunu buraya. Şuna bir macun atalım. Sonra cooling'e gel abi. Şunu ver bana. Şimdi hocam, install'a gel. Memory var mı elimde 8'lik? Var bir tane. Ver abi şunu. Tertemiz. Şimdi ekran kartı olarak 470 var elimde. Bak. Tamam, şunu sökeceğim. Şu PC Lock
PCI lock'u sökelim. Tahmin ettiğim kadarıyla da şuraya takarsam ilk ikiyi sökeceğim. Tamam abi. Storage'e gel. Şunu sat. Şunu sat. Şu 120'liği getir tak şuna ya. Tamam. Bunu da anakarta takacağız. Okey. Power supply şunu takalım. Şimdi hocam. Budur. PC part'ta şu arkadaki lock'u yerine vidala. Sonra şu paneli tak. Sonra şu paneli tak. Bir de bu paneli tak. Sonra tools'a gel, flash belleğini al, buna sapla, bas play'e, çalıştır makineyi. Bu makine aldı mı lan istediğimiz puanı? Oo, fazlasıyla aldı. Incomplete mi? Çünkü PC part, PCI lock. Şunun kilidini takalım abi. Yan paneli de tak. Bu bilgisayar tamam. Bu da tamam. Yapıldı. Şu virüs scan diyor. Şunu 2 dakika halledeyim ya. Şuna tak şunu, bas B'ye açılsın bu. Upgrade diyorsun. O 3300 küsür. Yani 1060 takacağımız garanti de. Önce şunu bir up... Oha, bu daha yüksekmiş. Şunu yapalım abi. Önce makine ne alıyor? Puan, ona bir bakacağım. Şuna scanner programını kuralım abi. Şuna da 3D markı kuralım abi. Hadi oğlum, scanner'ı hallet. Yasla. Gel gel yanıma keklük. Sana da yes. Starting. Bitti mi? O kadar basit işte. Şimdi asıl uğraşacağımız işler burada hocam. Gel. Sıçar.com.tr. Bunun içindeki RAM ne acaba? RAM'i 16 yapacaksın diyor bana. İçindeki RAM ne senin? Dark 8 GB. Dark 8 GB. Dur. Bu 16 GB istemiyor mu ya? Şimdi 16'lık. Oğlum 16 da pahalıymış ha.
Şu 2400'lük değil miydi ya? 2400'lük Dark. Şu yani. 8'lik. Abdukart dedik, tamam. Şimdi hocam seni bir çalıştıralım. Senin yan kapağı da bir sökelim. 3327 istediğine göre bunun RAM'i kaç GB hocam? 4 GB RAM'im var. 4 GB 2666'lık bir makinen var. Ben de sana uyan bir makine var mı diye baktım ama yok. Maalesef ki yok. Şöyle yapalım. Senin makine 4 GB hocam. Sana bir 8'lik yapmayı deneyeceğiz. Bir de 16'lık. Yani bu 2666'lıktan 8'liğinden alacağım 2 tane. 2666'lık 2 tane alacağım. 8 GB. 2 tane aldım. 8 GB. Tamam. Şimdi bu makine bu performansla ne bunun ekran kartı abi? 960. Bu ekran kartından benim kartlarda var. LE100ME 2 GB'lık. Bu çok bir şey vermez. Senin yükselmen için ya 1060'ı takınca 4000 küsur oluyor da. Buna bir tane 1060 alacağız, o belli. Bu da 4101 falan istiyor. Şimdi grafik kartlarda bir tane 1060 takacağımız var zaten, o Allah'ın emri. 4 GB'lıklar, 6 GB'lık bir tane. Aslında iki tane alalım bu karttan da. Gelen bir iş olur. Eksi 224'e düşmekle büyük bir keyif yaşıyoruz. Şu an hemen collect yazanları topla abi. Bu ne la? Bir şey yazdın ama anlamadım. Biraz daha aşağı inelim. Bu 5000 dolar hala istiyor. Eşşoğlu eşek. Buna da collect'te makine toplamıştık bunun için. Bu şu an yapılıyor. Bu da yapılıyor. Bunu alamıyorum. Overclock yap diyor CPU'ya. 4016 MHz'a çıkart diyor. Şimdi kardeşim overclock programım var mı benim? O çok önemli. Ona bakacağım sonra. Denoise phase diyorsun. Gel abi bunu çözerik. Bunu da çözerik. Ya olay belli. Kırık olanın aynını alacağım. Birebir aynını alacağım. Şimdi ben shop'a giriyorum. Tools and Software'a geliyorum. Şunu kaldırıyorum. Sahip olduklarımı kenara koydum. Sahip olacaklarım var. Şimdi bunu almışım. Bunları almamışım. Hala daha burada alacağımız programlar mevcut. Şimdi hocam, water cooling ile ilgili olan var. GPU'nun ayar şeyi var. Bu market olayı var. Zaten şu an ben overclock yapamayabilirim. Olmadı bir deneriz. En kötü yıldızımız düşer hocam. Nerede o overclockçu abi? Deneriz abi. Yapamazsak Allah büyüktür. Ne diyeyim yani? Şimdi ben parçaları aldım. Bunun puanı kaç? 2036. Bu zaten 3000 küsür istediğine göre. Şunu bir iptal et abi. Bunu sök. Bunu da sök. Bunu da sök. Bunu al. Buraya bir 4000 at, 3000 at, şey 1060 Ti'yi bir yapıştıralım abi. RAM'i hiç değiştirmeden 1060 atalım buna. Sen şu 1060'ı al. Ve start. Çalış abi. Senin ekran kartın 1066 GB'miş. Zaten sana bir RAM atacağım abi. Bir çalıştıralım, bir bakalım kaç puan alıyorsun. Bu makineyi büyük ihtimalle yaptırdık. Yani sorunsuz olacağını düşünüyorum. Flaşı takmamışım, kafama edeyim.
Şunu tak. Gel babaş. Hadi be babam. Ver bunu hocam. Şimdi hocam 1060 var içinde onun ve 4000 küsür puan istiyor. Ekran kartı olarak 1060'ın üstü var mı hocam? Cık. 980 Ti'ler falan var ama 6 GB'lıklar var. Bunlar düşük bak. Bunlar düşük hocam. Şimdi bak. 500 dolarlık bir kart Golden Edition diyor. Biraz frekansları biraz daha yüksek. Ama 6 GB. Bak burada daha yükseğe var bak. Görüyor musun? Hayvan gibi yüksekliği var. Bak şu kart güzel bir kart. İş görecek kartlardan biridir. Beklesin abi. Menüde şunu bir çalıştır bakalım kaç puan alıyor bu makine görelim. Bu büyük ihtimalle bu kurtaracak. Ne dedi bu? 3327 değil mi? Şimdi hocam. GB'lı senin RAM'in. 8 yaptım. Çalıştırdım. Bir daha deneyeceğiz. Bu yürüyor. Bir daha yürü. 8 yaptım. Yemezse 16 yapacağım. 4101 falan istiyor bu da. Bunun RAM'i 16 ama bu da 4101 istiyor. Yani az buz puan istemiyor hayvan. X Plus 6G. Ulan benim gördüğümde X Plus 6G değil mi? Ha bu kart işte. Oğlum herifte öküz gibi kart var. Bunun ekran kartından kaynaklanan bir sorun olacağını sanmıyorum abi. RAM de yemezse buna işlemci desteği atacağız. Ya da bakacağız OC ne durumda yapılabiliyor mu? 3000 küsür. Senin işlemcin ne hocam? Abi i5 6400 diyorsun. Bak şimdi i5 6400 sök şunu. Prosesöre gel abi. 6400 değil de ben sana i5 6600K vereyim mi bak. Senden söktüm bu. Sana takacağım bu. Bir sürü de 6600K'm varmış ha. Bunun işlemcisini söktüm. Öbürününkini sökmedim. Abi fanı da çalıştır. Fanını niye takmamışlar ki bunun? Startla makineyi abi. Kaç puan? Lan 3327'de ananı var ya. Uygun RAM var abi. 16 yap abi RAM'i. Çalıştır makineyi bir daha. Şunu çalıştır abi. Bakalım ne puan verecek. İşlemcisini yükselttim. Umarım bir işe yarar. Yoksa artık overclocklara bakacağım. Neyi overclocklayabiliyorum? Ha, bunu unutma, bunu unutma. Abi run de, devam. Bu makineleri bir şekilde çıkartmam lazım abi. Bunları çıkartmamız lazım. Bunları çıkartmamız için de bizim biraz kıçımızı yırtmamız lazım.
Şimdi bak. Buna işlemci desteği attık. RAM 16. Bunun RAM'ini 16 yaptık. Takipteyiz hocam. İkisinden birini çıkaracağıma eminim ama. Abi 3100 küsür verdi. RAM'i de yükselttim. Hadi koçum, hadi koçum. 3900 küsür oldu. Baba yetmiyor. Daha yüksek bir işlemci takarsam yeter ama. Şöyle bir delik yapayım mı? Bir tane bundan. Bir tane de 6700 K alalım. Hemen gönder diyelim. Gel bakayım babana. 3162 verdi hocam. Tamam, bir dakika. Bunun işlemcisi ne lan? Abi Pentium bu. Skylake mi bu? Ne bu? Pentium G400 bilmem kaç. Skylake. Şimdi abi Pentium'dan i5'e çıkarsan işin rengi çok değişir. CPU cooling, şunu ver abi. Sen bir çalış. Şimdi buna işlemciyi değiştireceğim. i7'yi takacağım buna. Şimdi bu arkadaşa i7'yi bağladık. Start'a bastık. Çalış lan. Oğlum çok fena sinirimi bozdu. Run de. Bu sefer bu makinenin olması lazım hocam. Gönder. Buna yani Celeron'dan i5'e çıktık abi. Eğer bu ikisi yine olmazsa o yeni aldığım ekran kartını buna çakacağım. Bundakini buna çakacağım. Bence kurtaracak. Ama bakacağız göreceğiz hocam. İş yapamıyorum oğlum. Param bitti lan. Bir de şu alışveriş bölümündeki cables'a gelsene. Ovnut. Bunlar var. Üç beş güne gelsin, dert değil. Param oldukça o kablo setinin hepsini alayım da ben. Ya farklı renklerde kablolarla gir. Bak bunun kabloları beyaz mesela. Abi bu makineleri çıkartmam lazım. Nasıl çıkartacağımı hala bilmiyorum. Beni çok yordular ha. 4160'ı verdi i5'i görünce. İşte budur. Incomplete. Pardon canım. Kapağını takmadım değil mi ben senin ya? Ver. Bu arkadaş tamam. Bu oh. İşlemciyi yiyince bu da geldi kendine. Genelde dikkatimi çeken işlemci ve RAM performansı abi. PCI Lock'te. Ama bunda ekran kartı da değiştirildi. Bir de öyle bakmak lazım hocam olaya.
Bu makinelerin parasını alalım. Cebimizde para kalmadı. Fakiriz. İnen alta. Gel abi. Sana değil lan. Şu parayı al. Şuradan da parayı al. Allah bereket versin. Cihazlar bizi biraz yordu gençler ama çözdük. Ya hocam görüyorsun. Bir sıkıntı olacağını sanmadığımız işler var önümüzde. Bence artık bu günü bitirebiliriz. Evet, günü bitirmek için olması gereken noktaya geldik değerli arkadaşlar. Arkadaşlar kendinize mügemmel bakın. Görüşürük. Yine görüşeceğiz. Gerçekten görüşeceğiz. Yeni oyun ve bölümler gelmeye devam edecek. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın sevgili arkadaşlar. Ayrıca kanala abone olarak, yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Kendinize çok 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 iyi bakın. Tekrar görüşünceye kadar şimdilik cümleten Allah'a emanet.